hoş geldin. Yaprak da sana bir hoş geldin desin karşılasın. Hoş geldiniz. Merhaba Yaprak Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ekrandan gördüm, sempatik, enerjik ve hayat yaşamayı seven bir bayansınız. O yüzden evet, gelip sizle tanışmak istedim. Ekrana geldim. Neredesiniz? Dedeler Atatürk zamanı Bulgaristan'dan göçmen, doğma büyüme İstanbul. Anladım. Kaç yaşındasın? 35. Biraz kendinden bahseder misin? Efendim, sesiniz gelmiyor. Kendinden bahseder misin biraz? Enerjik doluyum. Eğlenmeyi severim, gezmeyi severim. Kendimle barışık bir insanım. Babamı kaybettim 4 sene önce. Barışın, annemle beraber yaşıyorum. Allah rahmet eylesin. Yaşamayı seven bir insanım. Otomotiv sektöründe çalışıyormuş. Evet, otomotiv sektöründe çalışıyorum. Uğur'dan yorum alabilir miyim? Uğur'dan mı? Evet. Uğur. Uğur'a mikrofon verebilir miyiz? Uğur'dan yorum istiyor Yaprak. Daha ne yorumu Yaprak, anlamadım yani daha. Yorum istiyorum senden. Daha konuşması bitmedi Kerem Bey'in. Bir devam edeyim. Bir tanışın. Sen yorum yapmana bakar mısın? Gerek duyarsam yaparım. Şu an yapmak istemiyorum sana yorum. 2-3 gün yoktun, ne güzel ya. Kafa dinliyorduk. Seni bir de dışarıdan izleyeyim dedim. Ha, dışarıda da takip ediyorsun. Evet, dışarıdan izleyeyim dedim. Sırf neden? Senin için 2 gün gelmedim. Dışarıdan baktım. Neden? Neden hala izliyorsun? Merak ettim. Mı ediyorsun? Evet, çok merak ettim. Neyi merak ediyorsun? Neler yaptığımı mı? Evet. Neler gördün bu olmadığın süre zarfında Uğur'la ilgili? Ya zaten yine olumsuz olacağını biliyordum. İzlerken bayağı bir güldüm. Ama güldün yine mü? Evet. Yine neye olumsuz güldün? Oldu. Nazarın değdi zaten. Onda sıkıntı yok da neye güldün? Nazarın mı değdi? Ya senin nazarın değdi yine. Senin bir nazarın benim var. Benim nazarım sana çıkıyor. Evet, değer. Sen kızgın mısın Uğur'a? Kızgın gibisin. Evet, kızgınım. Neden niye kızgınsın? Belli zaten bakışlarından. Bir konuşuyor, bir konuşmuyor. Neyi ne yaptığını bilmiyorsun. Pardon, ne konuşuyorum, ne konuşmuyorum? Anlamadım. Dilara ilgili meselim. Dilara'yla evet ilgili mi? Hayır, bana talip gelebilir yani. Dilara olur, başkası gelebilir, olur. Gelebilir, bir şey söylemedim. Zaten de olumsuz olacağını biliyordum. Merak ediyorum, bu sefer sence neden olumsuz olarak düşündün? Ya, olumsuz oldu zaten kararım da. Neden? Orası sana sence kaldı. Neden? Neden acaba? Hani güzelle olan neden şeyi acaba? Tamam, ona bir şey demiyorum. Ama bu en sonki olan sence? Çünkü aklım bende. Benim aklım sende mi? Evet. Yaprak, biz geçen gün yine konuşmadık mı seninle? Konuştuk. En daha dün konuştuk. Tamam. Dün evet mü? Evet. Nerede konuştunuz? Telefonla. Aa, siz konuşuyor musunuz evet, telefonla? Evet, konuşuyoruz. Aa. Uğur'la kafeye gittiğimizde, Uğur'la geçen kafeye gittik. Yaprak sürekli arıyordu. Tamam, aramamı bir şey söyleyeceğim Birkan. Arıyordu diyorsun da mesajları görüyor musun peki? Evet, mesaj. Yaprak, adımı sen atıyorsun Uğur'a karşı. Uğur tamam da otomatikman ama o da geliyor sonuçta. Adıma karşılık geliyor. Birkan bir saniye ama o da karşılık veriyor. Evet. Şöyle Zuhal abla, biz buradaki en son konuşmamızda biliyorsunuz oturduk, sohbet ettik, bir karara vardık. O da söyledi benim için bir duygu beslemediğini. Ben de aynı şekilde söyledim ki ben hiç öyle düşünmüyorum. Ama şöyle bence düşünmeliyiz Zuhal abla, sebebi hatta ondan sonra Deniz'den hoşlandığını da söyledi mesela. Şimdi Yaprak'a cevap verdiğim doğru, onda kesinlikle problem yok. Birkan ama da elindeydi. Ama ne konuda cevap veriyorsun? O da her var. Her konuda derken ne, bir seninle... Bir saniye Yaprak, ne konu, pardon Uğur, ne konuda cevap veriyor, ne diyor mesela? Ya şöyle söyleyeyim, o kızla olması da sadece bir inattı. Bu inatla devam edecek, ben biliyorum. Kesinlikle. Sana çünkü inat. Evet, inat. Ne inadı ya? Senin yaptığın neydi, inat değil miydi? Demin. Sen niye karışıyorsun ya, sana ne? Bak, sen niye karışıyorsun? Ya ben demek niye karışıyorsun? Sen kendi ilişkine şey baksana, sana ne? Bir ya, dakika Uğur, bir dakika. Tamam. Konuş. Ben mi konuşayım? Sana diyor çünkü. Bana ne mi? Evet, canımda sana ne? Çocuğu sürekli arayan tamam, sensin. Tamam, o çocukla benle konuş. Bu olaydan bir rafık olan benim. Bir dakika, o ne kadar biliyorsun. Ne? Ben ona Uğur ne konuştum? Uğur benim arkadaşım, sorsana tamam, mi? Tamam, ne bana konuştun ne onunla? Söyle. 7/24 beraberiz, sorsana bana ne mi? Burada tamam, en çok zamanımı geçirdiğim kişi Birkan benim. Arayan sensin. Uğur diyorsun, mesaj atıyor. Ne konuştuğumuzu söylesin. Pardon, ona cevap vermesin, açmasın telefonunu. Ama Zuhal abla, söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika ya. Sen, biz seninle hangi konuları konuşuyoruz? Allah aşkına söyler misin? Söyle. Açmak gibi bir şeyim yok. Söyle. Biz seninle duygusal anlamda hiçbir şey konuşmuyoruz. Allah aşkına söyle. Bizim seninle bir bağlantımız yok hiçbir şekilde. Söyle. Oturduk, konuştuk, bir şey güzel. Bir saniye, bir dinleme. Açsınlar, bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın da. Özlem arkadaşım yanımdaydı. O gün mesajları gördün mü kardeşim? Aa, verin, Özlem ne arkadaşıymış. Konuştum, bir verin mikrofonu. Mesajları gördün mü, konuş. Hani nasıl mesajlar Özlem, söyle bize.
Ya hani o anlamda değil ama mesela istiyorum veya istemiyorum olduğunda en az senin kadar istiyorum dedi Uğur. Ne kadar çalıştın dersine? Evet. Ha? Öyle bir şey yok. Onun hani ders onun telefonuna karşılığı verdiğini biliyorum. Bence veriyor. Ne kadar iyi çalışmışsın dersinde? Yalan ya çalışmadım. Gördüğümü gösterebilir miyim? Yalancı bir şahidi söyleyeceğim. Telefonumu alabilir miyim? Mesajını gösterebilir miyim? Bak ben söylüyorum. O bir zaman... dakika. İlk Nur abla da telefon alabilir miyim? Getirin Yaprak telefonunu istiyor. Ne nasıl ne sen... Yok hani birbirine mesela duygusal anlamda yok ama söylüyor. En az senin kadar ben de istiyorum dedi Uğur. Gördüm. Şöyle yapalım. Yayın sonrası bana göstersinler tamam mı? Bu arada öyle bir şey yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben seninle birlikte olacağımı mı söyledim? Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamam ben şu an ben konuşmak istemiyorum. Yayın sonrası mesajlarını okutacağım öyle bir zaten. Şey yok ki ne mesajı ya? Tamam göstereceğim. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ben seninle konuştum evet dün yine sen aradın mesaj attın konuştum çünkü ben seninle hiçbir şekilde evet, bir ilişki düşünmediğim için. Evet sadece dün akşam en son noktayı ben... nasıl koydu biliyor musunuz? Nasıl? Şu şekilde söyledi, yayın sonrasında seninle bir daha hiçbir şekilde seninle görüşmeyelim dedi. Bunu söyledi ama en son söyledi bunu. Ondan önce tamam, oluyor. Tamam çünkü ben anladım. Yaprak sen benden hoşlanıyorsun hala. Ah. Bunu açıkça belli ediyorsun. Ben mesajı de dedim da ki, göstereceğim ben, ama. Ben de ben bu iyi niyetli olmadığı için dedim ki ben bu mesajı attım. Seninle yayın veya yayından sonra hiçbir şekilde görüşüp konuşmayalım dedim. Çünkü anladım. Onu yine en son farklı bir yere söyledin. Gidiyor. En son söyledin. Evet çünkü ben anladım hala bana karşı bir şeyler hissediyorsun. Bunu söylüyorsun. Tamam ilk adımı kim tamam, attı sen göstereceğim. Tamam mesajlar da çıksın. Hiç problem yok. Ben en son oturup Yaprak'ta konuştum ya Zuhal'la oturduk biliyorsunuz biliyorum, biliyorum, olayı. Biliyorum. Ben ondan sonra yemin ediyorum hiçbir şekilde ilişki yaşayamayacağımız için ben güzel bir şekilde konuştum. İnsanlara karşı ben kin tutamıyorum, kin besleyemiyorum. İyi yani niyetle. Sen bana o şekilde mesaj atmadın tamam, doğru mu? Tamam okutalım bütün mesajları o tamam, zaman problem yok. Benim, peki benim gönlüm şöyle rahat. Yapalım Uğur ve Yaprak bu konuyu sonra konuşalım. Talibi orada çünkü yani. Kerem. Kardeşim ben senden özür dilerim. Evet ayıp oldu ona da biraz. Açalım biz paravanı. Yayın sonrası bakacağız mesajlara. Buyurun. Geldiğin için teşekkür ederim. Yaş sorunu büyük olduğu için. Bir 14 yaş var aranızda Kerem. Yaştan dolayı olmadı. Peki. Yine de teşekkürler. Yaprak yerine geçiyor. Kerem de dilerse bize devam edebilir ama şimdilik seni arkadaşlarıma doğru uğurluyorum. Alkışlarla buyursunlar.